Vapurda çay semiz sohbetten herkese selamlar, sevgiler diyoruz. Efendim bugün iki yakışıklı misafirimiz var. Yusuf Gökhan Atalay ve Özgür Ege Nalcı. Efendim TRT 1 ekranlarının muhteşem dizisi, macera dizisi Toz Koparı'nın iki yakışıklısıyla birlikte olacağız. Uzun zamandır kullanıyordum, Özgür gelecek diye ben de yanımda alayım dedim. Yağmurlu bir günde İstanbul'dayız. Ben vapurla seyahati çok severim, çayı da çok severim. Simit zaten harika bir şey bir Ankaralı olarak. Ve üçü bir arada olunca bir de muhabbette birleşince çok güzel olacak galiba. Arkadaşlar bozuk var mı 1 lira? Bende var mı acaba bakayım? Var galiba. Şu dürbünden bir bakalım ya. Çıktı. Evet. 1 lirayla çalışır diyor. Evet gördüm. Gördüm geliyor. Muhteşem bir görüntü. Şahane. Yani bu bir spor yani. Büyük bir keyif ve spor. Arka tarafta fren var sevgili seyirciler. Tek ayağı kaldırıyorsunuz. Şöyle basınca fren oluyor. Bu şekilde devam ediyorsunuz. Hayatımda bisiklet sonrası aldığım ilk araç bu. Yani... Üniversitede ders verdiğim dönemlerde bununla giderdim. Öğrenciler açısından oldukça dikkat çekici oluyor. Ama tabii ciddiyeti korumak lazım. Ve hıza bakın şu hıza bakın. Sollama yaptım. Katlanabilir özellikleriyle tüm marketlerde falan dermişim. Öyle bir şey yok tabii. Selam nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Dostları görüyoruz. İyi çalışmalar kendine çok iyi bak. Merhaba Ömer Bey. Merhaba. Size bir sorum var. Buyurun. Size en çok hangi sorunun sorulmasını isterdiniz? Sen bir aşk adamı mısın? Sen bir aşk adamı mısın? Evet. Sevgili Ebru Gündeş'in aşık şarkısını şu aralar çok dinliyorum. Bir kuble onu verelim. Öyle oldu mu düşünüyorum? Aşk adamı. Sevdim malum ki en güzel huyum şu dünya. Geçti deseler ben oyum. Ve sevgili seyirciler şöyle bir hatırlatma yapmak isterim. Instagram hesabımızdan oldukça sayıda biz çekimlere nasıl katılabiliriz sorularınızı alıyoruz. Efendim eğer çekimlerimize katılmak istiyorsanız bize Instagram hesabımızdan telefon numaranızı belirterek mesaj gönderebilirsiniz. İlk çekim zamanı sıralamamıza göre aramalara başlıyoruz. Ve tabii saati biliyorsanız her zaman vapura bekliyoruz. Merhaba, size bir sürprizim var. Bu sefer simitler benden. Abi, 20 liraya ne kadar simit oluyor sever misiniz? Simitleri alıyoruz. Abi veriyor sağ olsun. Teşekkürler. Şehir Hatları iskelesiyle konuklarımı bekliyorum. Bir tarafta Gökhan Bey, bir tarafta sevgili Özgür. Maç anlatır gibi oldu. Özgür simitleri almış, ben skuterle bekliyorum. Hoş geldiniz. Merhaba. Nasılsınız? Çok sağ ol siz. Çok teşekkür ederim. Çok şıksınız. Zannediyorum bu çekimlere gösterdiğiniz özenden dolayı bir tık üşüme durumu. İyi, sıkıntı yok. Hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba, nasılsınız? İyiyim. Ya bu kaç tane simit var burada? İşte istediğimiz kadar yiyelim. İstediğimiz kadar yiyelim. Efendim, çok mutlu oldum sizi misafir etmekten. Böyle bir jesti hiç beklemiyordum. Teşekkür ederim. Bir şey değil herhalde. Kahvaltı yaptınız mı? Birazdan yapacağız. Birazdan yapacağız. Efendim vapurda çay simit sohbet başlıyor. İstanbul'da yağmurlu bir gün. Kadıköy'den Eminönü'ne geçeceğiz. İstanbul kartımız hazır. Misafirlerimizle başlıyoruz. Buyurun. Sana vereyim mi bunu? Evet. Simitleri ve değişim yapalım olabilir, mı? Olabilir.
Vapura böyle bindim de. Hiç skuterle binmemiştim. Güzel oldu. Abi sen de buyur böyle. Geçmen lazım. Oldu değil mi? Bir daha bakalım. Nasıl mıydı? Buyurun. Teşekkürler. Hemen basıyorum. Evet. Teşekkürler Gökhan abi. Simitlerle geldim ben. Benim ilk kullandığım araç biliyor musun bu? Yani çocukken bisikletim vardı ama işte böyle üniversiteye falan başlayınca bisikletle bıraktık. Sonra o zamanlar tabii gönül istiyor ki bir motosiklet olsun, bir araba olsun. Bunu aldım. Taksitle sevgili seyirciler ama hayatımın iki yılında çok anım var. İyi düşmüşlüklerim var. Güzel yani özgürlüğü hissettiren her şey güzel değil mi? Çok güzel. Değil mi? Efendim Gökhan Bey bir ikizler burcu. Evet. Tam özellikleri taşır mısınız? Burçlar vardır, çoğunu, ay vardır. Çoğunu taşırım. Dolunay vardır ya böyle. Etkiler mi sizi? Yani o anlık etkilenmeler yok ama genel özelliklerine sahibim. Toz koparan ne demek? Yayın üst tarafında bir çentiği var. Onun ismi Toz. Toz koparan İskender de çok güçlü biri. Onu çekip yayı kırdığı için, toz kısmını kırdığı için toz koparan lakabı oradan geliyor. Ya. Tamam, buyurun buyurun. Hayırlı günler, hoşça kalın. Evet, yine vapurda tarihi bir an. Özgür Ege skuterle vapurda geziyor. Ha? Devam edeceksin galiba sen. Tabii. Esmer Martı. Güzel. Güzel toplandılar. Allah'tan martılar ırkçılık yapmıyor. Yapmaz. Onu insanlar yapıyor. Evet. Çaylar geldi efendim. Çaylar geldi ya. Çok güzelsin ya. Efendim bu çaylar sevgili Gökhan Bey'e veriyorum. Teşekkür ederim. Tepsiyi ben alıyorum. Teşekkür ediyorum. Sana da vereceğim çay. Üşüme çünkü. Elini de ısır. Öyle direkt tabaksız alabilirsin. Evet. Ben de bırakayım bunu. Havada yakalıyorlar. Havada yakalıyorlar. Nasıl geliyor? Oh, Türkiye Martı nüfusu. Oldu mu istediğin gibi? Evet. Allah. Geliyorlar. Alacak mı acaba? Al yavrum al. Allah'ım bu güzellik. Şunu sana vereyim ya. Kafan üşümesin. Teşekkürler. Nasıl oldu? İyi. Sonuçlarını izliyoruz. Martıların kısmetini yedi. Efendim yavaş yavaş sohbetimize başlıyoruz. Buyurun geçelim. Haydi. İstanbul'da yağmur şiddetini arttırdığı sisli bir havaya büründü İstanbul, değil mi? Vapurdan evet. Böyle boğazı görmek şu an pek mümkün değil. Evet. Ki severiz çok. Hı hı. Sevgili seyirciler, şehir hatları vapurlarında iki kıymetli misafirimizi ağırlıyoruz. Ormandan vapura geldiler ben diyorum. senin en çok dikkatini çeken şey her tarafta kamera olması oldu galiba. Yani evet. Saydın şu mı? An galiba 4, 5, 6, 6 galiba. 7. 7, 7'yi buldu. İyi. Setlerdesin. Okul nasıl, ne durumda? Okul da iyi, ilerliyor. İlerliyor değil mi? Bir şekilde gidiyor. Hı hı. Bugün Instagram hesabından bize yazan, ulaşan sevgili Hülya Hanım'la birlikteyiz. Erzurumlu kendisi. Evet. Sizi tanıyalım, sonra sizin de sorularınızı merak ediyoruz. Hoş evet, geldiniz. Evet, teşekkürler. Öncelikle burada bulunmaktan çok mutluyum. Bu atmosferi solumak benim için çok güzel bir deneyim oldu. Ve sizlerle bulunmaktan da onur eksik duyuyorum. Eksik olmayın. Kıtlama yapacak mıyız? Şekeri yok. Evet. Hülya Hanım'ın. Yapar mısınız? Yaparız. Vallahi aynen yapıyoruz. Ama kesme şeker gerekiyor bize. Böyle küp şekerlerde yapamıyoruz. Kesme şeker. Evet, bulacağız inşallah. Musun? Kıtlamanın ne olduğunu biliyor musun? Ben bilmiyorum. Bilmiyorsun. Onu da bu programda sana anlatmış olacağız. Şeker bulursak kesme şeker çok güzel olur. Siz nasılsınız? Çok sağ olun. Ne zaman beyazladı saçlar? Vallahi 20'li yaşlarda başladı. Öyle mi? Evet. Ufak 20'li... ufak.
Nasıl karizma ama? 30'dan sonra, çok teşekkür ederim, 30'dan sonra hızlandı. Hızlandı. Bu hızlanmaya tabii genetik dışında stres beyazlatıyor mu? Onu gözlemlediniz mi? Evet, gözlemledim. Ama genetik faktör de daha da fazla bende. Evet, bundan sonra umarım daha stressiz, daha keyifli. Tekrar döner mi eski rengin acaba? Öyle olursa öyle bir şans var. Hiç bunu düşünmemiştik değil mi? Tekrar huzurla. Huzurla siyahlama dönemi. Şimdi bir şey sormak istiyorum. Kim cevap verir bilmiyorum. Saklanmak mı daha zor, saklananı bulmak mı? Bence saklanmak. Bence evet. Saklananı bulmak. Evet, saklananı bulmak. Çünkü saklananı bulmak için kullanabilecek bir sürü yol var ama saklanmak için doğru bir yer bulmak lazım. Lazım. Ormanda saklanmak kolay. Ormanda saklanmak kolay. Çöldeyken mesela saklanmak zor, bulmak kolay. Toskopara'nın başlangıç hikayesinde hiç bilmediğin bir yere gitmek var. Hiç bilmediğin bir yere gitmek. İnsana çok cezbeden, insana çok heyecanlandıran bir şey. Hiç bilmediğin bir yere gitmek. Ama bir yandan da korku yaratabiliyor. Bilinmeyen. Bir ormana gitmek nasıldı? Bir ormanda yapılan yolculuk nasıldı? Yani normalde ben böceklerden çok korkuyordum ve çok fobim vardı. Ama çalışa çalışa arılardan ve böceklere olan fobimi biraz yendim. İnsan tabii bulunduğu ortama bir şekilde ayak uydurmak zorunda. Evet, çok da hızlı geçtiler o süreci. İlk günlerde elim toz oldu, o yaprağa dokunamamlara kadardı. Ama şimdi bayağı artık her şeyi elliyorlar ormanı. Mangal yaptınız mı beraber? İlk bölümlerde bir şeyler oldu. Bir ara evet, olmuştu galiba mangal. Ben çünkü çocuklukta piknik, orman deyince mangal geliyor aklıma. Kestane çok sık yapılıyor. Evet. Evet. Kestane pişiriliyor. Evet. Oo. Ateşimiz hep var. Var. Hülya Hanım, sizin sorunuz olacak mı? Neresi evet, Gökhan Bey'e soru sormak istiyorum. Çok merak ettiğim bir soruydu. Yunus Emre dizisinde oynadığınız zaman bu kıta sürmesinin sebebini öğrenmek istiyorum. Biz 22 bölüm olarak başlamıştık. 44. bölümde sona erdi. 22. bölüm gelmeden hani seyircinin ilgisi çok yüksek olduğu için uzatma kararı alındı. Ve bir 22 bölüm uzadı aslında. Hiç sanıldığı gibi kısa olmadı, iki katı oldu. Belli bir hikaye, başı sonu olan bir hikaye, bir hayat hikayesi olduğu için de tadında bitirelim, hikayesini anlatırım, bitireyim. Bugün senin dışında da burada küçük misafirlerimiz var, arkadaşların. Eminim ki onlar da senin hayranların. Çocuklar sence bulundukları ortama ne verirler? Kuzenlerimden, kardeşlerimden biliyorum. Eğlence ve yani uğraşacak bir şey sağlıyorlar. Güzel, değil mi? Sizce çocuklar aslında bulundukları ortama ne veriyor? Siz bu arada evli miydiniz? Evliyim, evet. Çocuk var mı? Var, 16 aylık. Aa, evet. Allah bağışlasın ya. Sağ ol, bizimle bizimkini. Vallahi çocuklardan kastımız... Siz kucağınızda olunca ne hissettiniz? Çok yeni zaten. Evet, yani hani onu kastediyorsak harika. Ama Mete'nin yaş grubuna, Özgür'ün, Demir'in, Doruk'un yaş grubuna geldiğimizde, bir araya geldiklerinde biraz sette... Neler oluyor? Sen söylemek ister misin? Ben mi söyleyeyim? Yani neler biraz kargaşa. Şimdi böyle bir tane, iki tane iken harika gidiyor her şey. Çok güzel anlaşıyoruz. Fakat 4-5 sayı artınca müthiş bir kaos. Birazcık yaramazlıklar artıyor. Yönetmen içeri girdi mi yaramazlık bitiyor mu? Kim içeri girdi mi yaramazlık bitiyor? Görüntü yönetmeni... Hı-hı. Ve yönetmen. Yönetmen. Genel satım olarak bitmiyor. Bitmiyor. Evet. Doğru cevap bence evet, bu. Evet, devam ediyor. Şimdi hepimizin hayatında dokunabildiği, çok sevdiği arkadaşları var. Benim de var, senin de var. Ama biz aslında bu yaşlarda o arkadaşlıkları senin yaşında inşa etmeye başlıyoruz aslında. Ve senin yaşında inşa ettiğimiz o dostluklar daha geçerli, daha güzel, daha ölümsüz oluyor diye düşünüyorum ben. Benim zaten 7 yıllık bir arkadaşım var. İlkokulun ilk senesinden beri arkadaşım. Ne güzel. Dizide var mı o? Yok, şu an İsveç'te. İsveç'te. Okulda çocuklar diyordu tabii, bana da bir rol ver. Durum oluyor mu? Yani ilk başta oluyordu da. Baktılar ki olmayacağını anladılar. Sizin için arkadaşlık desem bu anlamda? Ben çocukluk arkadaşlarımda kopuşlar olsa bile 10 yıl, 15 yıl... Hiç görüşmediğim arkadaşlarımla tekrar denk geldiğimizde kaldığımız yerden devam etmeye başladık. Çocukluktaki, gençlikteki arkadaşlıklar daha çıkara dayalı olmadığı için, gerçekten sohbetle, muhabbetle, ortak faydalarla gittiği için o samimiyet başka kuruluyor. Yani sonraki arkadaşlıklar çok denk gelmesi lazım.
Kesinlikle. Ben şunu sormak istiyorum. Oyuncuya rol verilirken karakterine yakın rol verilmesi mi sizce? Yani mesela Yunus Emre'yi her oyuncu bence oynayamaz. Yani karakterine de yansıması gerekmiyor mu? Gerekmiyor bence. Yani önemli olan iyi oyuncu olması. İyi oyuncu diyorsun. Çünkü o yakışıyor. Yani yapı olarak da yakıştırdınız. Rol olarak da ben uyumlu buldum. Karakter yani işte, olarak. Belki başka bir oyuncu olsa o kadar uyumlu bulamayabilirdik. Bilmiyorum. O benden izleyici... de çok daha iyi yapacaklar muhakkak vardır. Muhakkak vardır tabii. Ama belki hani fiziksel özellikler, ses tabii, gibi tabii faktörler rolle buluşmuş olabilir. Ama onun haricinde... karakterle ilgili bir şey aramak çok doğru olmaz. Yoksa işte katil oynayacak, onun içinde katil aramamız gerekecek gibi bir durum oluşuyor. Yok, o tarz değil ya. Genelde fiziki olarak da karakter uyumu birazcık bence anımsatmalı ya. Mesela bazı dizilerde oynayan oyuncuları ben işte Osmanlı dizilerinde yakıştıramıyorum. Yani fiziksel, ki bana onu fiziksel olarak da, karakter olarak da, yapı olarak da ve ben onu, o beni çekmiyor yani o dizi. Bunu niye burada oynattılar ki diyorum. Hani başka oyuncu mu yoktu diyorum mesela. Başka bir oyuncu mu yoktu? Tam 12'den vurmak. Bu kavramı kullanıyorsunuz bu aralar. 12'den vurmak diye bir şey yok aslında. Çünkü geleneksel hedefte de, modern hedefte de en yüksek puan 10. Çok güzel. Çok güzel. Yani 12'den vurdun şu anda. Aynen, kesinlikle. Hayır, işte ondan vuruyorum. Peki. Okçulukta o şeyde 10 puan mı var en fazla? Evet. Nasıl puanlama? 10, evet. 10 diye, 19, evet. 8 diye mi? Dediğiniz gibi 19, 8, 7 diye. 1'e kadar. Hayatta tam olarak ondan vurduğumuz neler oldu acaba? Aşkı mı ondan vurduk? Başarıyı mı ondan vurduk? Sevgiyi mi? Kendimizi tanımayı mı? Felsefe yapıyoruz beyefendiyle. Mete'den başlayalım mı? Yani olur. Özgür'den. Bence Gökhan abi senden başlayalım. Bir fikrim tamam olsun. Tamam. Yani evet, ben evlilik konusunda ondan vurduğumu söyleyebilirim. Ne güzel. İşte 5 yıl oldu. Toprak. Toprak. Ahmet Toprak. Ahmet Toprak. Allah bağışlasın. Sağ olun. Onun haricinde meslek seçiminde de 10 olmasa da bir 8-9 var. Aile de denk gelmiş. O benim başarım değil ama ondan da memnunum. Yani genelde çok şikayetçi değilim hayatımda. Güzel. Konya'da üniversiteyi okuyorsunuz. Evet. Orada okumak nasıldı? Hani... Valla bizim dönemimizde harikaydı. Çünkü konservatuar yeni kurulmuştu. Bizim bölüm başkanımız da Devlet Tiyatroları Genel Müdürü'ydü. O yüzden hocalarımız da Devlet Tiyatrosu'nun çok iyi oyuncularıydı, çok iyi hocalarıydı. Biz çok şanslıydık. Kendi bölümümüz için söylüyorum. Beraber gidecek olsanız nereye götürürdünüz? Valla Kapı Camii'nin oraya bir giderdik çarşıda. Bir etli ekmek yerdik. Bak gözler tamam dedi. Yerlerini söylemeyeyim ama Kapı Camii'nde bir yer var. Et ekmeği orada yerdik. Kebabı... Neresi ablacığım? Bir mikrofon alalım. Siz neresiniz? Ben Çanakkale Ezine doğumluyum ama burada şeyde Göztepe'de oturuyorum. Konya'yı biliyorsunuz. Torunum, Konya'da 9 sene kaldık. Ha, çok güzel ondan. Torununuz? Torunum şey için, sizler için geldi ama ben sizin için geldim. Her hafta izlediğim için. Sağ olun, için. Teşekkürler. Ömerhan, sizin memnun adaşınız, oldum. Torunun memnun ismi. Allah yürümesin. Konya'da 9 sene kaldık. Konya'nın Alaaddin Tepesi'ne. Benim hangi yıllardı? Ama 73'te gittik, 81'de ayrıldık. Bayağı bizim eski. Şeyi de atlamayalım yani, Konya'da tabii ki ilk görülecek yer Mevlana'dır. Şems'in türbesi vardır Konya'da. Artık macera seni bekliyor. Maceraları genelde yaşarken bir macera diye gitmeyiz herhalde. Çıktığımızda onun bir macera olduğunu mu anlarız? Değil mi? Girerken ne olduğunu bilmeyeceğiz aslında ormana ama. Yani macera süresince maceralı bir şey olduğunu anlaşılıyor. Değil mi? Doğru. O tarafı da var. Yani ne olacağına dair hayalleriniz var ama gerçeklerden hiç haberimiz yok. Hiç sanıldığı gibi değil. Çok heves etmesinler. Çünkü bu ara ülkenin yarısı oyuncu olma sevdasında. Çocuklar, gençler, büyükler. Vapurda çay simit sohbete devam ediyoruz. Kelime anlamı olarak değişik bir soru var aslında. Yabani. Bu dizide de ona bir mesaj var aslında. Sizi yabani olarak tanıtıyorlar yani, dizide, değil mi? Ormanda tek yaşadığı ve çocuklara, dizinin hikayesinde çocuklara salih karakteriyle, yani yabani karakteriyle ilgili kötü şeyler, hikayeler anlatılmış. O yüzden çocuklar korkuyor. Ama ben yeni geldiğim için, bilmediğim bu için hikayeleri de bilmediğim için tanışıyorum ama aslında yani
o kadar korkunç biri olmadığını keşfediyoruz. İnsan ön yargı olmaması lazım. Evet. Mesajı çıkıyor burada. Peki bu zamana kadar hepimiz aslında bize yol gösterici olan kişileri dinler ama kendi seçimlerimizle yolda ilerleriz. Annemiz bir şey söyler, babamız bir şey söyler, dostumuz, eşiniz hep bir şeyler söyler. Başkalarının akıllarına kulak kabartmak iyi bir şeydir. Ama en çok kimin sözünü dinlediniz desem bugüne kadar? Vallahi ben öyle çok söz dinleyen biri değildim. Öyle mi? Evet. Şimdi ama artık bunun bir hata saçlar olduğunu beyazladıktan sonra söz fark edip evet, şimdi daha büyükleri, daha iyi bilenleri kulak kabartıyoruz ama belli bir yaşa kadar işte herhalde Özgür de dinlemeyecek. Birazcık dinleyecek ama işte yaş ilerledikçe ama o büyüklerin sözünün ne kadar önemli olduğunu anlıyoruz. Umarım bütün küçükler erkenden anlar. Ne düşünüyorsun? Sen en çok kimin sözünü dinliyorsun? Bu arada kaç kardeşsiniz? Tek misin? İki kardeşim. Ve bence kardeşim daha az söz dinliyor. Daha az söz dinliyor. Evet, Deniz Hanım annesi hemen kamera arkasında böyle de itiraflarda bulunuyoruz. Toz Koparan dizisini de ben seyrettiğimde böyle kendime dair de şeyler buldum. Yani çocukların daha çok izlediği bir dizi mi? Çocuklarla anne babaların beraber oturup izlediği bir dizi mi? Nasıl reaksiyonlar alıyorsunuz merak yani, ettim. Yani beraber galiba çünkü mesela dizinin yorumlarında falan veliler yazıyor. Bir spora yönlendirmesini çok seviyoruz. Çocuk dizisi gibi görünse de aslında bizim büyükleri de çok ilgilendirecek bir hikayemiz devam ediyor. Bu kısımda tabii okçuluk olayı çok güzel. Çünkü çocuklarımızı yönlendirirken okuldaki hobilere baktığımızda okçuluk ilk sıralarda akıllara gelen bir şey değildi yani. Yüzmeye götürelim, baleye götürelim, yani işte evet. Piyano öğretelim, gitar öğrensin, resime gitsin değil mi? Ki yani ben müziği de çok seviyorum, okçuluğu da. Ama müziği daha uzun süredir yapıyorum. O yüzden müzik bana daha yakın geliyor. Neler yapıyorsun? Piyano da çalıyorum, keman da. Öyle mi? Ne güzel. Sizin var mı müzik aleti? Yok. Vallahi. Evet, iyice, pişmanlığındır. Değil mi? Burak Kut'la konuşuyor dedi ki hala geç değil. Ya, bugün de başlanabilir dedi. Doğru aslında. Yani pişmanlık duymak yerine niyet edip başlamak lazım. Bence zor olur gibi. Hani belli bir yaşta gerçekten zorlanıyor insan ki el becerisi, yetenek. Yani muhakkak zorlanılır ama bir resital hani verecek olmama bir durum ihtimali değil yok. Evet. Amaç kendiniz o duyguyu yaşamak yani. Evet. Hayatlarını aslında oyunculuğa adamış, oyuncu olmak için çok çırpınan, bir şeyler yapmak isteyen insanların bazıları da olamıyorlar. Bunu nasıl değerlendirirsin? Yani mesela ben bir şeyleri taklit etmeyi veya bir karakter canlandırmayı sevdiğim için oyunculuk bana yakın geliyor. Yaşasın. Hazır mısın? Ne oldu? Ama cuma varmışım. Çekimler. Cuma yokmuşum galiba. Neyse. Şimdi az önce set ekibinden haber geldi. Çekim program takvimi açıklandı galiba. Yarın siz reposunuz, tatildesiniz. Özgürcüm senin nasıl çekim durumu? Benim repo değil galiba. Repo değil, var. Okula denk geldiği zaman ne oluyor? Okula denk gelmiyor, okulun çıkışında alıyorlar. Ha öyle mi? Sonra oradan sete gidip çekiyoruz. Sonra çekiyorsunuz. Oradan gece işte geliyorsun. Geliyorsunuz. Cumartesi pazarları çalışıyor. Evet. Çok güzel. Şimdi hayatta böyle biz de çocukluk zamanlarında bir define bulsak ne güzel olurları düşünmüşüzdür değil mi? Düşündük bir sevgili abim. Bir haritamız olsa da bulsak bir define diye. Ben bir haritam olsa aramaya çıkmazdım herhalde ya. Oh. Neden? Çünkü ormana falan bir yere gizlenmiş olur. Bulması yani, zor. Evet. Peki hani siz de gerçekten bir yerin haritası olsa. Şimdi mesela Hazreti Süleyman'ın hazineleri meşhurdur. Nuh'un gemisi olabilir. Yani ama hazineyi bir oradan bir para elde etmek için değil. Yani evet bir de hani herkesin aradığı, herkesin üzerine konuştuğu bir şey doğduğumdan beri. O yüzden benim de ilgimi çeken bir şey. Bir de öyle bir hazine görmek çok heyecan verici olabilir. İşte dediğim gibi Nuh'un gemisini bulmak da heyecan verici olabilir. Olabilir. Hayatın içerisindeyken bu maceranın içerisinde yapmak istediğimiz şeylere bazen parantez içinde kafayı takmak diyoruz. Hepimizin aslında kafada sorun ettiği, kafaya taktığı şeyler var. Yani kafayı takma diyemem ama hani şehirden uzaklaşıp o kasaba hayatı hep hayalini kurduğum bir şey. Kafada olan bir şey. Evet hep var. İnşallah bir gün onu başarabilirim. Sen ne düşünüyorsun? Yani ben kafama şapka takarım. Aa, çok iyi ya. Çok güzel.
müzik olabilir. Yani oyunlarla ilgili bir şeyler. Takabiliyorsun. Evet. Hedeflediğim bir şey yani. Hedeflediğim bir şey. Elde etmeyince çok daha sinir bozucu oluyor. Aslında mutluluk çözümlerde gizlidir diye bir şey var. Yani aslında biz kendi hayatımızda çözebileceğimiz şeyleri başardığımızda onlar bize mutluluk veriyor. Sorunlarımız bizi mutlu eden şeyler aslında. İlk başta sorun gibi gözüküyor ama biz onları başardıkça biz mutlu olduğumuz için de... Belki oyunlardan aldığımız haz da bu sebepten, yani hani bitirdiğimiz, çözdüğümüz bir bulmaca, finaline geldiğimiz bir oyun mutluluk veriyor. Yani küçük çaplı antrenmanlar olabilir. Ben başında bir görev veya başarabileceğim bir şey olmadığı zaman oyunlara eğlenceli gelmiyor. Gelmiyor. Yani. Bir amacı olması lazım. Dizide Kerem var ya. Evet. Sakar Kerem. Doğru. Sakar Kerem diyoruz. Hani bazen böyle sakarlar hani renk katar böyle ortama. Bizi güldürür. Ya sakarlar genelde benim gözlemlediğim kadarıyla hep iyi niyetli, enerjik, sempatik insanlar. İstemeden hata yapar. Evet, yani hani bilmem, ben çok kızmam herhalde sakarlığa. Yani niyet olmadıktan nasıl? Sonra hiçbir şeye kızmam aslında. Doğru. Çayları bir taşırken düşürdü, tamam. Tekrar geldi Gökhan Bey, buyurun. İkinci düşürdü, üçüncü de artık... Yani yine istemiyordur. İstemiyordur değil mi? Onun elinden o çay yani tepsisini almak lazım. Evet, o ben alayım o zaman çayı. Artık o otursun. Peki. Başarılı olmak aslında ne zaman öğreniliyor bilmiyorum. Bizim ne zaman başarılı olmamızı istiyorlar, o zamanı hatırlamak lazım aslında. Anne babalarımızın bizim başarılı olmamızı istedikleri zamanlar. Başarısızlık durumu insanı yıkan bir şey haline gelmemeli. Hatta, bir baskı geliyor, değil mi? Hatta geliyor. Sadece geliyor, olumsuz şeylere sebep olur bence. Yani kamçılamak dışında değil mi? Sen sana nasıl yaklaşıldığında daha mutlu oluyorsun? Yani bir kere tehdit değil. Sadece güvendiğini belli edip boş bırakmak. Boş bırakmak. Mesela bir okçuluk yarışmasına gideceksen yapabilirsin, başarabilirsin deyip orada tezahürat yaparken de onu böyle çok fazla beni gelecek şekilde belli etmemesi lazım bence. Daha soğukkanlı olması lazım. Evet, çok üstüne düşmemesi gerekiyor. Bazen çocuklar bundan bunalabiliyorlar. Çünkü her şeyin farkındasın. Evet. Evet, çayını içerken afiyet olsun. Kaçıncı çay oldu? Teşekkürler. 3 galiba. Güzel miymiş? Çay güzel. Peki. Kim güçlü, kim zayıftır desem hayatta nasıl tarif ederdiniz bunları? Sizin için güçlü olan kimdir? Kendinize, yani, hayatınıza dair. Benim için güçlü olan işte yaşarken başımıza gelen şeyleri kabulle karşılayabilendir. Yani en büyük güç odur. Yani hastalığı da, kazayı da, işte parayı da, yokluğu da, sevgiyi de, sevgisizliği de böyle bir genel kabulle karşılayıp bunlar için yıkılmayan veya bunlar için havalara uçmayan kişi bence en güçlü kişidir, evet. Evet, bence de sabreden, özgüvenli olan ve güçlü olduğu için kendini başkalarından üstün görmeyen kişi daha güçlü oluyor bence. Kesinlikle. Şimdi buna dair bir şey paylaşmak, okumak istiyorum izniniz olursa. Sizi hayattan ne bekliyorsun diye sorsam, mutlu olmayı, harika bir ailem, sevdiğim bir işim olmasını yanıtını verir diye söylüyor birçok kişi. Değil mi? Genelde öyle oluyor. Genelde böyle, evet, oluyor. Aslında beklenen, sıradan olan bir cevap. Herkes iyi hissettiren şeylerin tadını çıkartır. Herkes sorunsuz, mutlu, kolay bir hayatı olsun ister. Aşık olmayı, muhteşem ilişkilerin olmasını, kusursuz görünmeyi, para kazanmayı, popüler, saygı duyulan, hayranlık uyandıran biri olmayı arzular. Aslında daha ilginç olan soru şu diyor. Hayatınızda hangi ızdırabı istersiniz? Ne için mücadele etmeye hazırsınız? Çünkü bu sorunun yanıtı yaşamlarımızın alacağı şekil konusunda çok daha önemli ve belirleyici. Nasıl bir ızdırabı göğüslemeye hazırız? Bunu bilebilirsek aslında işte oyunculuk anlamında da öyle. Setlere gidebilmeye dayanabilmek, bu tempoya dayanabilmeyi kaldırabilmek, o ızdırabı çekebilmek de aslında tatlı ızdırap. Karşılığını getiren oluyor. Karşılığını getiren oluyor. Yani soruyu tersten sormak gerekiyor belki de. Bence sadece o genel, en genel yanıtlar var ya. Mutlu işte, olmak. Evet, mutlu olmak falan. Harika bence bir aile. Bence önce mutsuzluğu tadıp sonra mutlu olmanın mutsuzluğa göre onu karşılaştırmasını yapabilmek önemli. Daha mutlu olmayı sağlıyor bence. Sen hep mutlu değildin o zaman.
Yo aslında evet, hep mutluydum. O zaman hiç değerini bilmiyorsun şu anda yaşadıklarını. Ama bunun farkına varabiliyorsun yani. Evet. Mücadele olduğu için mutluluk oluyor aslında. Bence hiçbir emek vermediğimiz bir şeyde mutluluk arayamayız. O yani, mutluluk olmuyor. O mücadeleyi başarmak mutluluğu sağlıyor. Evet. Başarmak da gerekli değil mi? Mücadele, başarısız bir mücadele. Evet ama işte mesela ama hani başaramamak da şuradaki daha sonra başarabileceğini bildiğin için başaramamak da bir başarı oluyor aslında. Anlamadım ben bunu. Ben de şimdi daha sonra başarabileceğini bildiğin bir şey için devam etmek. Yani evet, başaramaya başarmayı da öğrenmiş olacağız. Yine garip bir cümle oldu da neyse. Anlaşıldı ama bu sefer en azından. Michael Jordan var ya, basketbolcu. Bilmiyorum. Biliyor musun? Çok Kobe Bryant'ı biliyor musun? Yani spora... Meraklı. Sporun o kısmına pek meraklı değilim. Tamam, çok ünlü bir basketbolcu dünya çapında. Tamam. Kendisinden bahsederken on binlerce kaçırdığım basket oldu diyor. Yani aslında anlattıklarında yaptığı şeylerden daha çok atamadığı, kaçırdığı basketlerden bahsediyor. Tam senin dediğin gibi. Yapacağını biliyor ama yapamadıkları denemeye değer olduğunu gösteriyorum. Bazen yapamıyoruz. Kafa karıştı mı iyice? Evet. Kafalar karıştı. Yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Sosyal medya hesabını babam mı kullanıyordu? Evet, babam yönetiyor. Ben yönetmiyorum çünkü çok ilgimi çekmiyor aslında. Ama sana ulaşmak isteyen insanlar açısından da bir gereklilik. Nasıl hissettiniz bu arada vapurda olmak? Nasıl bir yolculuktu? Manzarayı bugün çok seyredemedik. Hava biraz yağmurlu ve sisli olduğu için vapurun camlarını arkadaşlarımız defalarca silselerdi. Bir buhar oluyor tabii. İçeri sıcak, dışarı soğuk. Bugün ama senin için gelen arkadaşlarınla biraz vakit geçireceksin herhalde. Evet, torun tamam. Torun da gelmiş. Eğitim öğretim aksadı tamam. Bugün. Beyefendiye de verelim. Son olarak bu taraftan var mı söylemek istediğiniz bir şey? Verelim beyefendiye de, sonra kapanışı yapacağız. Çok seviyorlar diziyi. Özgür de Gökhan Bey'i de Mete ve Salih olarak. Çok gelmek istediler. Biz de geldik. Beraber mi izliyorsunuz? Nasıl? Beraber izliyoruz evet. Yani eşim de, ben de ailece. Diziyi seyrettikten sonra sizde neler çağrıştı? Okçuluğa ilk başta telefonumuza okçuluk oyunu indirerek başladık. Çok güzel. Onu biz bile oynuyoruz. Okçuluk oyunu arkada. Gerçekten inşallah öyle evde mesela kartondan kendilerine ok yapıyorlar. Teşekkür ederiz biz de. Eksik olmayın. Sağ olun. Nasıl hissediyorsunuz bu arada? Programımızın sonuna geldik. Vallahi çok hızlı geçtiğine göre keyif aldık evet. Galiba. Mutlu oldum ben de. Evet. Eğlendiğimiz için hızlı geçti demek ki. Evet. Daha skuter'ı kullanmak istiyor musun? Kullanabilirim. Ne? Var mı sende ondan? Ben skuter değil, bisiklet kullanmayı var. Tercih ediyorum evet. Çok teşekkür ediyorum. Yolcu konuğumuza da, Hülya Hanım'a da çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bizi yalnız bırakmayan izleyicilerimize teşekkürlerimizi ediyoruz. Sağ olsunlar. Gelişiniz güle güle, gidişiniz güle güle, her işiniz güle güle olsun inşallah. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim, eksik olmayın. Teşekkürler. Hoşçakalın. Sağ olun. Kaptanım, selamünaleyküm, müsait misiniz? Hoş bulduk. Konuklarımızla birlikteyiz. Merhaba. Hemen böyle aranıza gireyim. Nasıl, iyi seferler? Sağ ol, teşekkürler. O zaman gemi sizin diyorum. Buyurun. Keyfinize diyecek yok. Özgür Bey. Evet. Kaptanım, en büyük böyle kaptan köşkündeki keyif aldığınız anlar nelerdir desem? İfinim. evet. Balık sever misin? Yani evet. Kılçın sevmem. İyi bir denizci olmak isteyen birinin ilk felsefesi ne olmalı? Arkadaş gibi zaten gözünü ufuktan ayırmıyor. Direkt rotaya bakıyor bazen. Bizden ilgilenmiyor zaten şu an. rotaya bakıyor. Onun gibi olmak lazım. Bekleriz ilerleyen zamanda. Kaptan Kusto'nun bir sözü var Özgür. Sevgili Gökhan Bey. Sen hiç yaşlı balık gördün mü? Deniz insanı genç tutar. Sen hiç yaşlı balık gördün mü? Nasıl? Güzel, üzerine düşünmek lazım ama. Değil mi? Hiç yaşlı balık gördünüz mü? Kaptanım. Büyüğünü gördük de işte büyüdü. Yani yaşlandıkça büyüyorlar. Vallahi görmedik herhalde. Görmedik. O yüzden deniz gerçekten insanı genç tutuyor. Kaplumbağalar çok uzun süre yaşıyor. O yüzden yaşlı kaplumbağa görmüş olabilirim. Ama yaşlı görünen kaplumbağa gördüğümü sanmıyorum. Bir program gibi değil, aksine dostlarla bir sohbet gibiydi. Daha sonra görüşmek dileğiyle. Enerjiniz ve güzel sohbetinizle program gibi değil, sıcak, samimi bir ev muhabbeti oldu. Çok teşekkür ederim.
Kamera arkasında yaşananlar, sürpriz videolar ve daha fazlası için bizi Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz.